Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, sizlerden gelen sorulara böyle kısa kısa videolar çekerek cevap vereceğim. Bu videonun altına siz yine açıklamamı istediğiniz bazı şeyler varsa yazın lütfen. Böyle küçük küçük videolarla bunlara cevap vereyim. Şimdi bu videoda neye cevap vereceğim? Şimdi arkadaşlar, ders çalışırken özellikle YouTube'dan ders çalışırken yaptığınız en büyük hata nedir? İşte video sürelerini ders çalışma saati olarak sayıyorsunuz. Bu çok büyük bir yanlış. Bakın. Şöyle düşünün, dershaneye gittiğinizi düşünün, evde ders çalışıyorsunuz, siz YouTube'dan hazırlanıyorsunuz, bir kampa katılıyorsunuz, işte matematik, Türkçe bir şeyler yapıyorsunuz. Şöyle düşünün, sabahleyin evden çıkıyorsunuz, dershaneye gidiyorsunuz, sabah 9'da başlıyor, akşam saat 4'e kadar dershanede duruyorsunuz. Dershanedeki girdiğiniz saatleri ders çalışma olarak sayıyor musunuz? saymıyorsunuz değil mi? O zaman YouTube'dan izlediğiniz videoları da katıldığınız kamptaki izlediğiniz video sürelerini de ders çalışma sürenize dahil etmemeniz lazım. Sizin oradaki Ders çalışma süresi olarak düşündüğümüz şey ne olmalı? Çözdüğünüz sorular, videoların içerisindekiler değil ama soru bankasından çözdüğünüz sorular, çözdüğünüz paragraf soruları, çözdüğünüz dil bilgisi sorusu, çözdüğünüz tarih sorusu, çözdüğünüz fen sorusu bunları programınıza dahil etmeniz lazım. Yani nasıl olması gereken şey. Mesela pazartesi gününü yapalım. Şimdi pazartesi günü atıyorum bizim kamptan devam ediyorsun, ilerliyorsun. Bizim videolarımız kaçta geliyor? Saat 10'da geliyor. Şimdi saat 10'da başladın, bir videoyu izledin, saat 11'de bitti. Bir video daha mı var? 11-15'te mi başladı o sonraki video? Nerede bitti? 12-15'te bitti. Bu senin dersin. 2 saatlik matematik dersine girmiş gibi düşüneceksin. Ondan sonra soru çözeceksen açıyorsun verdiğim ödevleri yapıyorsun. Kaç saatte çözdün ödevleri? 2 saatte ödev çözdün. İşte burası ders çalışma süresi değil. Burası senin okulun. 2 saat ders çalıştım diye buraya yazabilirsin. Ondan sonra açtın. Fizik videosu mu dinledin? Fizik videosu dinledin. Kaç saat? 2 saat. Burası senin okulun. Bunu ders çalışma süresi olarak saymayacaksın. Sonra fizikten işte 2 saat soru mu çözdün? O zaman bugün toplam kaç saat ders çalıştın sen? 4 saat ders çalıştın. Bu ders çalışmanın yanına neyi de yazmanı istiyorum ben senin kaç soru çözdüğünü. İşte 2 saatin içerisinde kaç soru çözdün? 60 soru burada çözdün. İşte 80 soru burada çözdün. Toplam kaç soru çözmüş oldun bugün içerisinde? 140 soru çözmüş oldun ama ders çalışma süresi olarak 4 saat ders çalıştım diyeceksin. Eğer bunları ders çalışma süresinin içerisinde sayarsan günlük 8 saat ders çalıştım deyip kendini kandırırsın. Bunu okula gidiyormuşsun gibi düşün. Bu hesaplamalarınızı yaparken bu şekilde yapın. Ders çalışma süresine böyle bakarsanız daha gerçekçi olacaktır. Çünkü videolar gerçekten sizin oradaki okulunuz, ders kendi öz ders çalışma süreniz ise bireysel olarak soru çözdüğünüz, işte konu tekrarı yaptığınız kısımlar oluyor. Buna çok dikkat edin. Sürelerinizi ayarlarken bu şekilde ayarlayın programlarınızı da bu şekilde yapmaya çalışın. Hatta şöyle bile yapabilirsin. Matematik bittikten sonra fiziği dinle. Ondan sonra kimya dinle. Bir günün içerisinde 3 tane ders dinleyeceğim deyip saat 10'da başlayıp işte saat 4'e kadar ders anlatımlarını dinleyip ondan sonraki kalan vakti de soru çözümüne dönüştürebilirsin. Ama böyle de yapabilirsin. Matematik dinlersin, sorusunu çözersin. Fiziği dinlersin, sorusunu çözersin. Her şey yerli yerine daha iyi oturmuş olur. İşte ama sadece video dinleyip soru çözmeyip ben 4 saat ders çalıştım dersen gerçekten kendini kandırmış olursun. Önemli olan burada sadece konuyu dinlemeniz değil konudan soru çözüp konuyu çok iyi bir şekilde öğrenmiş duruma getirmek. Hocam kaç soru bankasından soru çözmem gerekiyor diye soran var. 2'den, 3'ten, 4'ten buna sınırı yok arkadaşlar. Ben hep şunu söylüyorum. Bu konu oldu diyene kadar çözeceksin soru. Bazen 200 soruyla olur bu. Bazen 100 soruyla olur. Bazen 300 soruyla olur. Bu tamamen seninle alakalı. Bazısı 100 soru çözerek konuyu tamam der. Bazısı 200 soru çözerek tamam der. Seninle alakalı bir durum. Bunu sen konuyu anladım diyene kadar yapacaksın. Sorularınız varsa yazın. Kısa kısa bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Kendinize de çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.